Zor dost havalarına geldim şu an, bir şeyler atıştırıyorum. Bir yarım saat sonra da uçağım var. Öyle işte. Bu arada ben size günaydın demedim galiba, değil mi? Günaydın. Halime bakın. Halim çok kötü. Ama arkada güneş var. Duyuyor muyum hiçbir fikrim yok ama hala bekliyorum. Şu an sırayla alıyorlar içeri. Ben ikinci sırada olduğum için en son gireceğim. Şu anda en arka sıradakileri alıyorlar. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Ben de şu şekilde yerde oturuyorum. Yanımda çantam. Bir 3-3,5 saat falan sürecek. Tek merak ettiğim, acaba Zuzu Havalimanı'na gelecek mi? Annem getirmeye çalışacaktı ama başarır mı, olur mu bilmiyorum. Öyle yani. Şansıma bugün de o kadar güneşli ki hava. O zaman Almanya'da görüşür müyüz? Bu İstanbul'daki son video mu? Ha? Hadi bye. Evet, şu anda uçağa geçiyorum. En sevdiğim yer şuradan geçmek var ya, çok hoşuma gidiyor. Neyse, hadi bana iyi yolculuklar. I was thinking about way back when I thought I had figured out. Evet, şimdi indim. Valizimi bekliyorum. O esnada ellerimi yıkamaya tuvalete geldim. Şimdi valizimi alacağım. Annemler de gelmiş olur. Hala annemi bekliyorum. Saçım başım dağıldı, yemin ederim ya. Mahvoldum. Bu yolculuk böyle başlamamıştı. Nerede? Ya maskenin altında öldüm zaten. Böyle bayağı ameliyatla alacaklar yüzümden. Bekliyorum hala, hava bok gibi. Gerçekten Almanya'ya geldiğim çok belli. Göstereyim mi size de? Yani mesela şu an saat 1. Saat 1'de böyle bir karanlığa bakın. Islaklığa bakın. İğrenç. Ve bana bakın, bir sürü eşya sırtladım ve bekliyorum. Bir Dilara Kaya bekletilir mi ya? Neredesin? Kesin Zuzu'yu da getirmemiştir ha. Yolculuklarda ne kadar gıcık ve söylenen biri oluyorum ben öyle. Ne yapayım? Elimde değil. Neyse, biraz daha yürüyeceğim ben. Bakayım, belki bulurum. Ya da ben onlara yürürüm, onlar bana gelmeden falan. Evde görüşürüz tabii Zuzu'yu. Getirmişse çekerim de, Zuzu yoksa evde görüşürüz. Hadi içeri.
Üzülün beni, bırak şu perliyi. Üzülün beni, üzülün beni. Yeter daha ya. Oğlum birkaç kere yağ sende. Aşkım. Annem. Annesim aşkım. Sözü. Annemi gelmiş. Annemi gelmiş. Ben papucun damağı tadı tabii ki. Tamam. Doymuyorsun. Ama doymuyorsun. Tamam. Aşkım tamam. Aşkım tamam. Yeter daha. Sözü. Yeter. Tamam. Günaydın. Ertesi gün oldu. Dün Almanya'ya geri geldim. Bu da ilk sabahım. O kadar yorgundum. O kadar yorgundum ki dün. Dün sabah 7'de biz uyandık, işte yolculuğa başladık vesaire. O yüzden baya baya uykusuz ve yorgundum. Upa Fudum'un heyecanını gördünüz zaten. Sizi nereye koyabilirim diye düşünüyorum. Şöyle koyabilirim diye. Evet. Dün hiçbir şey yapmadım. Sadece birazcık uyudum, uyandım. İşte bir şeyler atıştırdım, valizlerimi boşalttım. Bugün de işte kıyafet yıkama vesaire vesaire gibi şeyler yapacağım. 10 günlük bir karantinadayım şimdi. Aa, bir şey uçuyor. 10 günlük bir karantinadayım. 10 gün boyunca evdeyim. O yüzden bol bol edit yapmaya fırsatım olacak. Onun dışında şimdi bunları göstermesem olmaz. Çünkü çok sabırsızlanıyorum. Ben uzun zamandır tarot ve bu melek kartlarını istiyordum. Bunları Harun bana hediye etti. Ve aman, birazdan bunları kurcalayacağım ve biraz kılavuzlarını falan okuyacağım. Belki aklımda kalır ve ben artık tarot bakıyormuşum. Öyle ilgim var yani. Güzel bir yolculuk oldu. Biraz yani yorucu. Bence uçakla seyahat etmek, genel olarak seyahat etmek ne kadar güzel olursa olsun yorucu. Bu bir gerçek. Bugün çok garip bir şekilde çok güneşli, burası çok güzel. Ama soğuk tabii ki. Neyse, ne diyecektim? Güzel bir tatil oldu. Yani iki hafta gibi gelmedi bana böyle. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti gitti gibi. Hep öyle olur zaten. Bir daha ne zaman giderim hiçbir fikrim yok. Şu an hiç bilmiyorum. Böyle yani. Ben yokken bu bitkim bayağı büyümüş. Arkadaşlar ben bunu aldığımda 3 dallı bir şeydi. Şu anda 8 dalı var. Şu yeni çıkmış. Ben yokken çıkmış. Onun dışında bu beni çok özlemiş. Benim de onu özlediğim gibi. Gece uyanıp beni izleyip sonra gözlerimi yalıyordu. Öyle. Yani eski düzene geri döndük. Kısacası bu. Tatil bitti. Artık benim için de daha yoğun bir dönem başlıyor. Ben işte belli başlı sınırlar koymuştum kendime. Hedefler koymuştum. Bunlardan biri de Türkiye dönüşü. Artık gerçekten odaklanıp kendime uygun bir iş bulmaktı. Ona yoğunlaşacağım. Bakalım, sizleri de zaten bu konuda güncel tutarım. Onun dışında söyleyebilecek bir şeyim yok. Tabii ki İstanbul'dan ayrıldığım için çok üzgünüm. Buraya da hiç özlememişim açıkçası. Ama ne yapalım, evimiz burada. Onun dışında bir de kaoslar var. Kendi odamla alakalı.
Biliyorsunuz ben odama bir kanepe almıştım. Yatak istemediğim için. Ama aldığım kanepe IKEA'nın pahalı kanepelerinden biri olmasına rağmen kalite olarak çok kötü. Rahat bir kanepe ama acayip tüyleniyor. Yani çok eski gibi duruyor. Oysa ki 6-7 aylık bir şey. IKEA'nın açılmasını dört gözle bekliyorum çünkü bunu hakkım var çünkü bildiğim kadarıyla iade etmek istiyorum. Yani yerine muhtemelen kanepe değil de yatak alacağım. Açılsa da bir an önce dolap alsam çünkü mesela şu anda İstanbul'dan getirdiklerimi de bir yere sıkıştıramadım. Kardeşimin dolabına koyacağım. Ya ben çok kötü bir dönemde geldim Almanya'ya ya. Her yer kapalı market dışında. Evet internetten sipariş edebiliriz ama ben görerek almayı tercih ediyorum mobilyayı. O yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Mesela duvar süsü aldım ya. Onları nereye koyabilirim bilmiyorum çünkü o da değişecek. O yüzden beklemedeyim. Böyle yani. Bu kadar. Söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevdiklerinizle kalın. Bay bay.